Demek siz benim arkamdan bu işleri çevirdiniz ha? Kız, biz kaçsak mı? Kaynama noktasına geldi mi sence? Yok, o kadar kızmadı bence. Buharı çıkıyor gibi. Bir de dalga geçiyorsunuz öyle mi? Aman! Korkun Necel'e faydası yokmuş. Sen demedin mi beni beraber kalacağız diye? Ben de niye etseydim? Hamur yemekten içip haşuracıya sığışacağız diye de dışım kurudu gari. Ya Elvan bunların hepsi çok para. Yavaş yavaş alırdık. Sen nasıl aldın ki bunları? Altınları? Elvan sen ne yaptın? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Besim abi. Şunlara bir tatil ver bakayım. Besim abi, tatil versen ya şunla. Besim abi araba bekliyor kapının önünde. Nare, benim kolumda senin gibi altın bilezikten mesleğim yok ki. Ben bilsem bilsem şıngıl mıngıl bilezikler bilirim. Ben de dedim ki madem sen bana evini açtın ben de... Hem yeminle aklım kalmadı kız. Hem bunca sene kolumda doğdular da ne oldu? Anca şıngır diyorlar, parıldıyorlar bir takım insanlar gibi. Ama bir halta da yaramıyorlar. Elvan bak aldığın başka şeyler geldiyse... İşte o zaman kesin bozuşuruz. Çocuk odasını yapacağız. Sancar? Niye kapıyı geç açıyorsunuz ya? Açtığımıza dua etsin. Evli barklı adamsın. Ne işin var her akşam burada? Laf olacak, söz olacak. Laf olmaz, söz olmaz. Elvan burada ya, sıkıntı yok. Baba! Baba! Gel bak, biz Elvan'la ne kadar çok şey aldık. Sen burada bekle, ben sana çok güzel şeyler göstereceğim. Kızım sen niye para harcıyorsun ya? Ben sana demedim mi ihtiyacınız olursa bana söyleyin diye? He, dedin abi. Sağ ol, var ol. Ama bir ihtiyacımız olursa biz sen ederiz zaten. İyi tamam, ne kadar verdin söyle. Ne yapacaksın? Elvan'a parasını geri mi ödeyeceksin? Ne olacak diye? Olmayacak öyle bir şey. Bu ev Elvan, Melek ve bana ait. Eğer bu eve bir şey alınacaksa biz alırız. Sen ya da bir başkası değil. Baba bak. Çok güzel değil mi? Elvan aldı. Çok güzelmiş baba. Ama içinde bir sürü defterler ve kalemler de var. Göster bakayım ne varmış. Başka ne var? Burada peçeli boyalar var baba.